Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Excel'de çeviri nasıl yapılıyor ona beraber bakacağız. Şimdi Türkçe'den İngilizce ve İspanyolca çevireceğim. Şimdi mesela Türkçe'de mesela elma diyelim. Şöyle çeviriyoruz. Alt tuşa parmağımız basılıyken çevirisini yapacağımız hücreyi seçiyoruz. Alta bastım ve elmanın olduğu hücreye tıkladım. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir menü açıldı. Burada diyor hangi diller hangi dil. İşte Türkçeden İngilizce çevireceğiz. Türkçeden İngilizce hazır geldi. Aşağıda da İngilizcesi yazıyor. Bunu İngilizcesini yani çevirisini nereye alacaksak o hücreyi seçiyoruz. Seçtim. Ve aşağıda ekleye basıyorum. Aynı şekilde yine alta basılırken elmaya bastım. Bu sefer İspanyolcasını çevirdim. Geldi. Tıkladım yazacağı yeri ve ekledim. Bu şekilde mesela bir cümle de çevirebiliriz. Yarın hava nasıl olacak? Dedim. Yine azıcık alta basılırken hücreye tıkladım. Türkçe'den İngilizce'ye getirdi. Tıkladım. İngilizcesinde getirdi. İşte alta basılırken yine bastım. Bu sefer İspanyolcasına yazalım. Tıkladım. Bu şekilde geldi. Bir de mesela Excel'de komple uzun bir İngilizce metin olmuş olabilir. Şu şekilde mesela Google'dan mesela İngilizce bir metin var. Bunu komple kopyalıyorum. Buraya yapıştırırım. Bunu hücreye de sığdırabiliriz. Sorun değil. Şimdi bu şekilde burada aynı şekilde bir fark yok. Bu İngilizce metni alta basılırken hücreye seçtim. Mesela yukarı İngilizceyi seçiyorum. Türkçe'ye çevirsin diyoruz. Ve altına çevirsin ya da buraya çevirsin. Seçtim. Ve ekle dedim. Bu şekilde de Türkçesini ve İngilizcesini uzun da metin olsa fark etmez. Buraya çevirdi. Bu şekilde de tercümesini yapmış oluruz. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.